Evet, Tunus'ta yaşanan olaylara Türkiye'den de ardı ardına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bize bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Bu dilimde de Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Ahmet Uysal bizimle birlikte canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Şimdi Tunus'ta yaşanan olayları dün geceden beri konuşuyoruz. Hani gerçekten ilginç olaylar diyebiliriz. Aslında sürpriz de değil bakıldığında ama ne dersiniz? Bu yaşanan olayların arkasında ne var? Geçtiğimiz haftalarda da mesela özellikle Tunus'ta bu pandemi nedeniyle hükümetin başarısızlığı nedeniyle protestolar vardı. Hani bununla bağlı bir şey mi yoksa bu olayın arkasında farklı etkenler mi var? Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ya da Batı olabilir mi? Ne dersiniz bu darbe girişimine dair? Evet, özellikle tabii Arap dünyası demokrasi, bağımsızlık ve kalkınma istiyor. Bu çerçevede bölgeyi sömüren güçler bölgede demokrasi, kalkınma ve bağımsızlığa direniyorlar ve bunu engellemeye çalışıyorlar. Türkiye de dahil buna, Türkiye'deki darbelerle benzer bir mantıkla yapılmıştı. Bu çerçevede baktığımızda Tunus, Arap Baharı'nın, Arap demokrasilerinin sembolü. Ve buradaki demokrasinin mümkünse başarıya ulaşmaması, daha da mümkünse engellenmesi ve eski darbeci ve eski diktatöryal baskıcı yöntemlere geri dönülmesi isteniyor. Böyle bir çaba var. Burada da seçilmiş başkan kullanılıyor maalesef. O da büyük bir ilk turda %18 oy aldı. Sonra ikinci turda %70 gibi güçlü bir oy almasına rağmen bu sorumluluğu, bu krediyi iyi kullanamadı. Yani ülke ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyor ve bunu da bir grupa, yani oradaki işte Ennahda partisine yüklemeye çalışıyor suçu. Halbuki o değil. Eğer sen kaptansan, millet sana bu takımı, bu ülkeyi yönetmeyi, eğer futbol şeyi kullanacaksak takımı emanet etmişse bunu oynatmak, çalıştırmak, işletmek senin görevin. Ama Başkan Kays Saied farklı gruplarla kavga etmeyi, tartışmayı seçti. Hatta grupları birbiriyle çatıştırıp onları zayıflatıp kendi üste çıkmaya çalıştı. Bu yani kaptanın veya işte patronun iyi yönetemediği anlamına gelir ve iyi yönetemediği takımda ben bütün gücü kendi elimde istiyorum diye bir şu anda çabası var. Yani bir darbe, bu doğru, ama bir hukuk darbesi, bir saray darbesi, askere başvurmadan yetkilerini aşan, parlamentoyu feshedip, hükümeti feshedip yani bütün yetkileri eline almaya çalışan tek adam yönetimine benziyor. Bu da tabii seçilmiş olması bunun darbe olma şeyini ortadan kaldırmaz. Yani seçilmişlerin de birbirine darbe yapma yetkisi yoktur. Bu açıdan aslında biraz sürpriz tarafı da var. Bekleniyordu ama bu kadar hızlı ve yani eften püften sebeplerle böyle bir darbeye girişeceğini kimse beklemiyordu daha neydi. Tunus'un patlaması veya Tunus'ta işlerin kötü gitmesi görülüyordu. İşte Sağlık Bakanı mesela hükümetle anlaşamadı. Sadece Nahta'yla değil, kendi atadığı hükümetle anlaşamadı Kays Saied. Ve özellikle başarısız Sağlık Bakanı'nı hükümet görevden aldı diye, ki o da Kays Saied'in atadığı ona yakın bir isimdi. Ve buradan bir siyasi kriz çıktı. Bizim anayasa fırlatmaya benzer bir siyasi kriz denebilir. Ama buradan darbe çıkarmayı düşündü Kays Saied. Tabii arkasında Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa özellikle, bölgede demokrasi istemeyen güçlerin ciddi bir rolü var, teşviki var, ama bu da kendi oyunlarını açık ediyor. Yani burada ne kadar darbeci olduklarını, ne kadar demokrasiden uzak olduklarını gözler önüne serdiği için de resmi görmek daha kolay oluyor. Peki şunu da sormak isterim. Eğer bir uzlaşı sağlanmazsa bu olaylar nereye evrilir? Neler olur size göre? Tabii zaten patlama durumuna gelmiş. Kötü yönetilen Tunus daha da kırılgan ve daha da istikrarsızlık unsuru olabilecek bir noktaya gelir. İç çatışmalar olabilir. Darbe başarılı, yani yarısında başarılı, yarısında başarısız olabilir. Öyle durumlarda iç savaş çıkması mümkün. Zaten hani kötü yönetilen dediğim, yani 2 yıldır başta olan Kays Saied'in yaptığı ciddi bir iyileştirme yok. İşte koronayla mücadele edebilir, çok zayıf. Tunus ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanır. Turizm zaten koronadan çok kötü vurdu. Bir de yani bazı ülkeler, Tunus dahil buna, koronayla mücadeleyi tamamen ülkeyi kapatmakta, yani her şeyi dondurmakta çözüm olarak gördüler. Bu da tabii ekonomiyi ciddi şekilde sarstı. Zaten turizm ciddi şekilde azaldı. Bakın, Türkiye hem koronayla mücadele ediyor hem turizm sektörünü canlı tutmaya çalışıyor. Böyle bir şey yapılmadı. Hem de
Yani başarısız yöneticiler de şey gibi, yani çözüm gibi sunuluyor. Bu da yani Tunus'u daha da bir çıkmaza doğru sürüklüyor denebilir. Peki size şunu da sormak isterim ben. Özellikle yayına girmeden önce sosyal medya hesabınıza baktığımda Tunus'la Türkiye'yi benzer olarak nitelemişsiniz ve benzerlikleri sıralamışsınız. Onu da sizden alabilir miyiz? Evet, yani Tunus böyle ciddi bir batılılaşma süreci yaşamıştı. Arap dünyasında pek görmediğimiz devlet eliyle laikleştirme politikası yaşamıştır. Bu açıdan ciddi bir ideolojik kutuplaşma var. Laikler, dindarlar veya muhafazakarlar veya İslamcılar diye. Bu bir ciddi açmaz oluşturdu. Türkiye bu diyaloğu kısmen sağladı ama Tunus'ta bu çok sağlanamadı ve özellikle laik kesimler arasında ciddi bir batı desteği, Fransa'nın tahriki söz konusu. Onlar belki uzlaşmak istese bile bunları masaya yanaştırmayan bir Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri görüyoruz. Burada Mısır senaryosu tekrarlanmaya çalışıyor. Bir de Mısır yani darbe açısından öyle Mısır'a benziyor ama Türkiye'de bakın Türkiye ekonomisi de aslında petrole dayanmayan bir ekonomi olduğu için Tunus'a benzer. Yine bir reform süreci devrim oldu ama bir reform süreci, bir uzlaşma süreci işletilmeye çalışıldı. O açıdan da Türkiye'ye benzer. Yine buradaki darbe biraz daha 17 Aralık şeyine benziyor. Yani biraz yolsuzluk vesaire söylemleriyle hükümeti hukuki yoldan düşürmeye çalışan, hatta biraz da 28 Şubat'a benziyor. Demirel'in burada hani askeri müdahale vardı ama bu müdahaleyi bir hukuki kılıfta tutması, çerçevede tutması Demirel sayesinde olmuş. Yani Demirel bu darbeye yani kanat germişti ve sistem içinde kalmıştı. Yani asker silahıyla müdahale etmek durumunda kalmamıştı ama bir müdahaleydi sonuçta. Birkaç açıdan Tunus Türkiye'ye benziyor ama kendi özel şartları da var. Kendi dinamikleri var. İşte işçi hareketleri mesela çok etkilidir ama yani o işçilerin kimisi darbeci, kimisi darbe karşıtı, işçi yönetimi de dahil o sendikalar vesaire. Partiler arasında ciddi bir şey var. Bizden farkı da belki Tunus dış etkiye çok açık. Hem küçük olması, hem Fransız etkisi, Körfez etkisi, işte Afrika vesaire dış etkiye çok açık. Biz biraz daha dış etkiye kapalıyız diyebiliriz. Bizim kendi iç gündemimiz kendi dinamikleriyle çalışıyor. Ama Tunus'un gündemi biraz Arap dünyasının dinamikleriyle, özellikle Körfez etkisinde çok kalır. Bu da tabii olumsuz etkiliyor. Orada ciddi bir kafa karışıklığı görüyoruz aydınlar arasında. Yani Nahda düşmanlığı demokrasi düşmanlığına dönüşebiliyor mesela. Bu da kötü bir şey. Mısır'da gördük bunu. Eğer demokratik güçler, aydınlar demokrasiye sahip çıkmazsa demokrasi zayıf kalıyor. Çünkü halk gariban ve çok fazla ne yapacağını bilmediği için aydınların demokrasiye sahip çıkması gerekiyor. Bu açıdan biraz sorun var gibi. Yani orada da Mısır'a benziyor sanki durum. Peki Ahmet Bey, Evet. bu olayın bölgeye yansımaları nasıl olacak? Bölgeye yansımaları tabii darbe başarılı olmama ihtimali daha yüksek yani tamamen garanti bir durum yok çünkü dış destek bulamayabilir. Kendi içerisinde ciddi bir direniş görebilir. Bir de zaten aslında Tunus'un ordusu çok darbe heveslisi değildir. Burada polisi de yanına alamazsa darbeciler nasıl bunu ilerletecekler? Bunu göreceğiz. Yani bugün o yüzden bugün kritik gösteriler. Kritik. Şimdi medyaya ciddi bir sansür geliyor Tunus'ta. Ne olduğunu, ne bittiğini anlamak zorlaşacak. Ama bu çerçevede baktığımızda eğer başarılı olmazsa tabii demokrasi güçlenir. Ama başarılı olursa da eskiye dönülmüş olur. Tunus etkisiz eleman haline gelir ama Arap Baharı'nın, Arap demokrasilerinin sembolü olan Tunus'un şey yapması, demokrasi dalgasına, demokratik güçlere darbe vurur. Yani zayıflatır. Bunun Libya'ya olumsuz etkisi olur. Libya'daki demokrasi havasına, seçimlere önemli bir olumsuz etkisi olur. Cezayir'de bir demokrasi vardı ve belli bir süreç işliyordu. Yine bu süreci durdurma konusunda da hem Cezayir'e hem Türkiye'ye bölgeye olumsuz etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu konuda sessiz kalmak da mümkün değil. Yani Tunus'un geleceği aynı Suriye ve Libya gibi bizimle yakından ilgilidir diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederiz. Bugün gün içinde herhalde tablo biraz daha bölgede netleşecek gibi duruyor. Yayına katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, Orhan Başkanı Ahmet Uysal bizimle birlikteydi bu dilimde. Şimdi